Evet Sedat Önal Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e gittiler. Hatırlatalım 28-30 Haziran'da Brüksel, Madrid'de NATO zirvesi olacak. Yani bundan 8 gün sonra haftaya salı günü olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Haftaya salı ve perşembe günü olacak değerli izleyiciler. Akşam gazetesinin başına bir bakalım. Jeffrey kadar olamadınız. Amerikalı diplomat. CHP'nin diplomatlarına karşı Türkiye'yi savundu. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Ege'yi 40 yıldır takip ediyorum. Birçok konuda Türkiye haklı dedi. Jeffrey, adaların silahlandırılması 1914'ten Lozan'a, 1948 Paris Anlaşması'ndan Yunanistan'ın hava ve deniz sahası iddialarına kadar birçok konuda Türkiye haklı. 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitler dedi. Amerikalı diplomatın sözleri CHP'li eski elçiler Ünal Çeviköz ve Yalım Eralp hatırlattı. Çeviköz Türkiye'nin söylemlerinin gerilimi artırdığını ifade ederken Eralp ister beğen ister beğenme adalar Yunanistan'ındır demişti. Bunu da söyleyelim. Ee, ve bu arada hemen yanında da denizde sürü İDA dönemi var. Gördüğünüz gibi burada da önemli haberlerden bir tanesi bu. Sürü insansız deniz araçları demek değerli izleyiciler projesinde yeni aşamaya geçildi. Ailenin son üyesi Mir, Albatros Esler ile sahada ilk kez orta görev yaptı. İDEAR, Milli Seyri Sefer Sistemi, ANS 5510D gözetleme sistemi kırlangıç, Sinyal karıştırıcı GNSS sistemi ve silah sistemi Stamper ile donatıldı diyor. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin deniz kuvvetleri de giderek güçleniyor. Ama gördüğünüz gibi Amerika'nın eski büyükelsi Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bile Türkiye Yunanistan olan meselede haklı derken CHP milletvekili Ünal Çeviköz ve eski büyükelçi Yalı Merat de sürekli Türkiye haksızdır. O adalar Yunanlarındır deyip duruyorlar. Bu kişiler Türkiye'de yıllarca diplomatlık yaptılar, büyükelçilik yaptılar. Niye bir gıdım ileri gitmediğimizi dış politikada şimdi daha iyi anladığımızı söyleyelim.